Burada kalmak istediğinden emin misin Halide? Başka çarem yok Ekrem Bey. Seher şüphelendi. Sorularına ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Anlıyorum. Öyleyse burada kalmana bir şartla razı olabilirim. En ufak bir sıkıntın olduğunda beni hemen arayacaksın. Ben de elimden geldiğince seni yalnız bırakmamak için sık sık ziyaret edeceğim. Sizi de bu işe bulaştırdığım için ben çok üzgünüm. Lütfen. Rica ederim böyle düşünmeyin. Kemal. Ne arıyorsun burada? Seninle konuşmaya geldim. Peki konuşalım. Affedersiniz. Kemal, kendisi eşim. Öyle mi? Memnun oldum. Ekrem Bey, Seher'in abisi. Beni bıraktığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Benim için bir zevkti. İyi günler. Hoşçakalın. O adamla ne işin var senin? Beni eve bıraktı. Hayır halde. Ben dün geceden bahsediyorum. Dün gece mi? Sizi orman yolunda gördüm. Yanlış görmüşsün. Yalan söylüyorsun. Farz et ki yalan söylüyorum. Seni niye bu kadar alakadar ediyor anlamadım. Yine bir işler çeviriyorsun ama neyse. Yakında kokusu çıkar. Benim için gerçekten böyle mi düşünüyorsun Kemal? Yaşadığımız onca şeyden sonra ne düşünmemi bekliyorsun? Kemal, ne olur. Ne olur sarıl bana lütfen, çok ihtiyacım var. Kemal. Lütfen Kemal. Tamam Halide. Halide, bana ne olduğunu anlatmayacak mısın? Kemal, çok fena bir şey oldu. Ne olur yanımda kal lütfen. Sana çok ihtiyacım var, ne olursun. Geçen gün benden boşanmak istediğini söylemiştin. Şimdi neden böyle davranıyorsun anlamadım. Bir kez olsun yanımda olamazsın değil mi? Bir kez olsun elimden tutamazsın. Evliliğimizin hatırına bile yapamıyorsun. Bu evlilik çoktan bitti. Bunu ikimiz de biliyoruz. Ben çıkıyorum. Köye kadar gidiyorum. Peki hanımım. Kemal sen açar mısın? Alo, Halide Hanım, size havadislerim var. Kiminle görüşüyorum?
Ben Gülizar. Halide Hanım'la görüşecektim. Halide Hanım müsait değil. Aa, Kemal Bey siz misiniz? Gülizar. Kemal mi? Ver. Kemal. Güllü. Beni mi aradın? Şey yok. Aslında Gülizar burayı aradı. Gülizar mı orayı aradı? Sen neredesin ki? Ben... Ne var? Ne istiyorsun? Halide. Evet benim Halide. Ne oldu? Kemal yanımda diye çok mu şaşırdın? Gülizar, telefonu sen mi açtın? Şey hanımım... Gülizar, Halide'yi sen mi aradın? Ay, evet, Halide Hanım'ı ben aradım bir şey için. Ama Kemal Bey çıkınca çok şaşırdım. Senin Halide ile ne işin olabilir ki Gülizar? Cevap versene! Ben şey... Onun bir eşyasını bulduydum ben. Eşyasını. Tokasını yani. O da çok uzun zamandan beri onu arıyordu. Onu bulduğumu haber vermeye aradım ben onu. Gülizar, ne altlar karıştırıyorsun bilmiyorum. Ama eğer öğrenirsem canını fena yakarım. Yok bir şey. İnsanlar kolay kolay değişmez Kemal. Tıpkı senle Güllü gibi. Halide, buraya sana şunları söylemek için geldim. Hapishaneden çıktığım gün benden boşanmak istediğini söylemiştin. Gidip ne gerekiyorsa yapalım. Hem de derhal. Avukatla görüştüm, meraklanma. Yakında cevap elinde olur. Demek benden bu kadar çabuk kurtulmak istiyorsun, öyle mi? Hatanın neresinden ölürse kârdır. Defol. Gidiyordunuz acaba? Köye gidiyorum Gülizar. Ne var, niye sordun? Şey, madame Emma aradı da siparişlerini hazırmış. He. Seyyar abacığı söyle Ali'ye o baksın. Sen de gidip alıver. Ha. Emredersin Salma. Şimdi çıkmazsan zorla attıracağım seni. Yasin ağa. Ne oluyor orada? Bu adam sizi görmek istiyor hanımım. Derdin neyse bana söyle dedim. İleri geri konuşmaya başladı. Kimsin sen? Beni am yolladı. Ali sana. Ha. Yasin ağa tamam. Ben hallederim, sen gidebilirsin. Ne var? Senedin vadesi haftaya doluyor hanım. Am hatırlatmak için yolladı beni. Lüzum yok. Senedin vadesinin haftaya dolduğunu biliyorum zaten. Pazartesi sabah para masasında olmazsa ağam çok üzülür. Üzülünce de ne yapacağı belli olmaz. Anladık. Uzatma. Hadi git şimdi. Ağana da söyle, adam madam yollamasın bir daha bana.
Serap Hanım gelmeyecek zar. Gelmez sahip eder. Biz ayıp olmuş olmamış. Dert mi koskoca hanıma? Esrahtan bu musibetin bitmesini istiyorsa dert olması icap eder. Aha! Hoş geldiniz Serap Hanım. Hoş bulduk. Hayırlı olsun Fatma. Çok sağ olun Serap Hanım. Allah bir yastıkta kocatsın Yılmaz. Sağ ol. Hoş geldin hanımım. Ne oluyor? Kim bu herifler? Anlarız şimdi. Ne istiyorlarmış? Balkan'dan gelmişler. Arazinin sınırlarını teyit edeceklermiş. Ne edeceklermiş arazinin sınırlarını? Dediler ki Balkan'ı koymuş buralara. Ne? Ne? Ne dedin sen? Banka el mi koymuş? Ne demek oluyor bu Serap Hanım? Ben de bilmiyorum. Bir yanlışlık oldu herhalde. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Biz Ankara'dan geliyoruz. Bu arazi bankamıza ipotekliydi. Şimdi satışa çıkarmak için gerekli tetkikleri yapmamız icap ediyor hanımefendi. Bir yanlışlık olmalı. Bu arazinin tapusu benim üzerime. Bu arazi benim. Adım Serap Dinç Aslan.
Bizim malumatımız arazinin Orhan Tofurcu'ya ait olduğu yönünde. Ne? Ne diyorsunuz siz? Yanlışlık yaptığınız aşikar. Size bu arazi benim diyorum. Duymuyor musunuz? Güllü. Neye dayanarak söylüyorsunuz? Elinizde bir vesika falan var mı? Buyurun. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Bu imkansız. İmkansız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.